Amerika'nın Türkiye'ye Patriot füzelerinin satışına onay vermesi geçtiğimiz haftanın öne çıkan başlıklarından biriydi hatırlarsanız. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir konuyla ilgili ilk kez konuştu. Süreci bu ilişkilerin normal seyirde cereyan ettiğini gösteriyor cümlesiyle değerlendirdi. Türkiye'ye teklif vermek isteyen Amerikan firmalarına da kapımız açık dedi. Onay iki ülke arasındaki ilişkilerin normal bir seviyede cereyan ettiğini gösteriyor. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Amerika'nın Türkiye'ye Patriot satışına onay vermesini bu sözlerle değerlendirdi. Kararın şaşırtıcı olmadığını söyledi. Bizim için çok da yeni bir şey değil. Yeni bir teklif vermek üzere harekete geçecek şirketlere yeşil ışık yakılması anlamı taşıyor. Ağparaya konuk olan Demir, kapımız hiçbir zaman kapalı değil dedi. Amerika Birleşik Devletleri tarafına da eğer bir teklifiniz olur ise bunu memnuniyetle dinlemeye hazırız demiş idik. Bu anlamda belirli seviyede temaslar devam etti. Savunma Sanayi Başkanı olası Patriot görüşmelerinin Ruslarla yapılan S-400 anlaşmasını etkilemeyeceğini söyledi. Tavrımız net. Zaten o tür tartışmalara girmenin de bir anlamı yok. İkisini birbirine çok da karıştırmamak gerektiği düşünüyorum. Bir tanesi biraz daha acil ihtiyacımız neticesi. Hızlı tedarikle ilgili bir adım idi. Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon da gündemindeydi. Herhangi bir operasyonda falanca ya filanca ülkenin benim falanca silahımı şurada veya burada kullanamazsınız gibi sözler söylemesinin veya tavırlar takılmasının da önüne geçmiş oluyorsunuz. Ve F-35 savaş uçağı projesi. İsmail Demir, Amerika tarafından zaman zaman yapılan siyasi açıklamaların projeyi etkilemediğini belirtti. Türkiye'nin F-35'in ortaklarından birisi olduğu ve siparişlerinin teslim edileceği dışında bir söz, bir argüman, bir tartışma olmuyor. İki tane uçağımız gelecek sene içinde Türkiye'ye gelecekler.